Merhaba. Otokratlar kendinden sonraki kişiyi belirlemezler. Özellikle müphem bırakırlar. Rusya'da böyledir mesela. Putin'den sonraki başkan belli değildir. Çin'de Mao'dan sonra yerleşen iki dönem kuralını kendi için kaldıran Xi Jinping'in veliahtı yoktur. Yasaları değiştirirken kurnazlık yapmış, başbakanlar için iki dönem kuralını korumuş, iki dönem birlikte çalıştığı başbakanı bu vesileyle yollamış, pandemide karizmayı çizen adamını ise ödüllendirip başbakan olarak atamıştır. Ülke için her şeyin doğrusunu kendi bildiğinden gençler şimdi haritadan ülke bakıyor. Otokratlar halefini belirlemez. Bu bilinirse değersizleşeceğini düşünür. Alternatifinin olması büyük risktir. Türkiye için durum böyledir. Erdoğan yerine birini göstermediği gibi tüm koltuklara kendi oturarak farklı birinin genel başkan ya da grup başkanı olarak sivrilmesine izin vermedi. Kimi otokratlar için kendinden sonrası tufandır. Kimi içinse nasıl anılacağı önemlidir. Putin tarihe nasıl geçeceğini önemser mesela. Erdoğan için bunun önemi yoktur. Kendi kıyametiyle dünyanın kıyameti eşdeğerdir. Krallık ya da padişahlık farklı bir kul var. İngiltere bir monarşi. Mevcut kralın ileride kral olacağı anne rahmine düştüğü andan itibaren belliydi. Ona göre yetiştirildi. 73 yaşında bu nasip oldu. Sonraki kral belli, ondan sonraki de. Başlarına bir şey gelirse geleneksel bir sıralama var ve olay şansa bırakılmıyor. Sıralı veliahtlar aynı uçağa dahi binmiyor. Düşer müşer diye. Bin yılı geçen Magna Carta ve en az 3 asırlık parlamenter demokrasi deneyimi olan bir krallıktan bahsediyoruz. Kraliçe 70 yıllık iktidarında gerek eski kolonilerin bağımsızlaşmasını, gerekse ülkesinin modern dünyaya eklemlenmesini iyi yönetti. Ailesinin pozisyonunu küçültmek pahasına. Bunun içindir ki süreç sarsıntısız atlatıldı ta ki bugüne kadar İngiltere 2016'dan bu tarafa yanlış politik kararların bedelini ödüyor. Sadece 2 ay içinde 3 başbakan, 4 maliye bakanı, 4 içişleri bakanı değiştirdi. Resmi olarak krallık olmasına rağmen dünyanın en güçlü demokrasilerinden biri geriye doğru 3 asırlık bir politik gelenek mevcut ve bu gelenek hiçbir koltuğu alternatifsiz bırakmıyor. Yeni başbakan bugün bıraksa yerine aynı partiden bir düzine alternatif var. Üçü banko. Değilse ülke seçime gider. Gel gelelim mesele bu değil. Bazen hükümetlerin alternatifinin bulunması tek başına yeterli olmuyor. Ekonomi politikadan, politika ekonomiden bağımsız değildir, bilimsel olarak da böyledir. Dünya büyük bir türbülanstan geçiyor. Türkiye'de krize kriz demeyen politikacılar Allah'ın izniyle atlatacağız diyor seçim olmayan ülke Çin'in lideri küçük ve orta ölçekli ekonomiyi batırma pahasına sıfır Covid politikası götürüyor doğrusunu ben bilirim mantığıyla. Yeni İngiltere Başbakanı'nın ilk demeci ise derin ekonomik krizin içindeyiz hatalar yapıldı birlik olursak düzeltiriz. İngiltere yabancı yatırımcıyı kaçıran bir ülke değil. Bilakis para Londra'da adres arıyor. Serveti kralınkini ikiye katlayan bir başbakanımız var. Yani siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanmayı düşünecek biri değil. İstese de yasa ve teamüller buna olanak vermiyor. Bir anlamda un var, yağ var, şeker var. Helva yapsana durumları. Onu bilmem de daha çok başbakanın helvasını yiyeceğiz gibi. Türkiye'de propaganda şu. Ekonomisine savaş açılan tek ülkeyiz. Oysa gerçek savaşı yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ranta çeviren tek ülke Türkiye ve şu zamana kadar yaklaşık 30 milyar dolar giriş var. Yaptırım gelmedikçe de milyarlar akmaya devam edecek. Otokratlar kendinden sonra gelecek kişiyi belirlemezler. İktidarda kalmalarının maliyetini ise tüm ülke öder. Milletin kanını emerek yaşarlar. Bu duruma ne kadar erken son verilirse Milletin eski gücünü toplayıp tekrar ayağa kalkması o kadar kısa sürer. Değilse milleti gömmeden gitmezler.